أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'a hamdolsun. Bizi yokluktan varlığa çıkardı. Sadece var etmekle kalmadı. Varlık içinden seçti. Can verdi. Sadece canlar içinde kılmakla kalmadı. Canlılar içinden seçti. Akıl, irade, vicdan verdi. Ruh üfledi. Sadece akıllar içinde kılmadı. Bizi aklını kullanan, hakikati arayan, doğru yolun yolcusu, kendisine kayıtsız şartsız teslim olmuş Müslümanlardan kıldı. Hangi birine hamd edelim? Hangi birine şükredelim? Ama her şeyden öte, bizi Müslümanlar içerisinden de seçti. İki tane din var. İndirilen din, uydurulan din. Elhamdülillah bizi indirilen dinin peşinden koşanlardan kıldı. Uydurulan dinin peşinden koşanlardan da olabilirdi. İndirilen din, Kur'an'ı baş tacı ederken, Kur'an'la yükselirken, uydurulan din, Kur'an'ı arkaya atıp, mushafı öne aldı. Ve mushafı yüceltmeye kalktı. İndirilen din, Kur'an'la yücelmeyi öğretirken, uydurulan din, Kur'an'ı değil, mushafı yüceltmeyi öğret. İndirilen din mana, mana dedi. Anlam, anlam dedi. Allah anlamdır dedi. Anlam yoksa, mana yoksa madde var. Manayı çıkınca geriye ne kalıyor? Madde kalıyor değil mi? Madde ve mana diye karşı kutuplara koyuyoruz. Mana bir kutupta, madde bir kutupta. Manasız, anlamsız. Manasız kalan Kur'an ne olur? Mushaf olur. Onun için indirilen din mana, mana derken uydurulan din yok dedi. Mana yok. Manayı at arkaya. Manayı ne yapacaksın? Anlayıp da ne yapacaksın? Sen lafza bak. Lafzı öne aldı. İndirilen din takva dedi. Takva. Tek ölçü takva. Üstünlük ölçüsü takva. Uydurulan din takvanın yerine neler koydu? Neler koydu bir görseniz. Mensubiyetleri koydu, soyları boyları koydu, ondan bundan olmayı koydu. Mezhebi, meşrebi, mektebi, cemaati, cemiyeti şunu bunu koydu. İndirilen din Allah'ın insana en büyük ikramının akletmek olduğunu, irade olduğunu, vicdan olduğunu söylüyordu. Onun için canlılar içinde en şerlileri akletmeyenlerdir diyordu. Onun için Allah aklını kullanmayanlar üzerine pisliği boca eder diyor. Ama indirilen dinde baş tacı olan akıl uydurulan dinde ayak altı oldu. Ayak altı oldu. Tukaka oldu. Peki bu ikisini siz nasıl aynı kefeye koyarsınız? Nasıl aynı şeydir diyebilirsiniz? İndirilen din keramet, istikamettir diyordu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem oğluna kat kat keramet verdik. Ama uydurulan din keramet uçmak kaçmaktır diyordu.
Siz bu ikisini nasıl aynı kefeye koyarsınız? Nasıl aynı şeydir dersiniz? İndirilen din insan olmadan Müslüman olunmaz diyordu. Vicdan olmadan da insan olunmaz diyordu. Öyle mi? Onun için nefsinden daha yakın olan birinin konuşmasından söz ediyor sana. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Yani Rabbimiz ben vicdanının içinden sana konuşuyorum diyor. Can damarından yakın olmak, şah damarından yakın olmak odur. Vicdanının içinden. Vicdanının içinden konuşan bir Allah'ı tanıtırken indirilen din, uydurulan dinse, yo, sen Allah'ın konuşmasını nerede işiteceksin? Allah senden çok uzak. Bul bir tane. Bul bir tane seni ona ulaştırsın. Diyordu. Dolayısıyla indirilen dinle uydurulan din aslında birbiriyle hep çatıştı. Hep çatıştı. İlk insandan bugüne bu çatışma budur. Siz zanneder misiniz ki Müslümanlara en çok düşman olanlar dinsizlerdir? Hayır. Hayır. En çok düşman olanlar, indirilen dinin saliklerine en çok düşman olanlar, uydurulan dinin salikleridir. Baksana, onlar Müslümanla uğraştıkları kadar kafirle uğraşmazlar. Müslümana güttükleri kinin zekatı kadar kafire kin gütmezler. Kırkta birini bulmaz onların kafire duyduğu. Ömürlerini Müslümanın ayağını kaydırmak için uğraştıkları kadar öbürleriyle uğraşmazlar. Bu bir başka dert. Öbür dert ki hamd ediyoruz Rabbimize, ya Rabbi, bizi uydurulan dinin değil, indirilen dinin saliki kıldın. Elhamdülillah. Thumme elhamdülillah. Nasıl şükretsek azdır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir ömür bir şeyin peşinden gideceksiniz ve en sonunda peşinden gittiğiniz şeyin koca bir yalan olduğunu göreceksiniz. Bu büyük pişmanlık, bu büyük iflastır, ahiret iflası. Geçen okumuştum ayet-i kerimeyi. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّقَلْتُ مَا الرَّسُولُ سَبِيلًا O gün bu büyük aldanmanın dehşeti içinde kıvranan insan, dişlerini elinin kemiklerine geçirecek canının sıkıntısından. Canı o kadar sıkılacak ki sıkılmaz mı? Peşine düşmüşsün adamın beni cennete sokacak diye, bakmışsın adam kendini sokamamış seni de. Keşke diyecek diyor. Keşke Resul'ün yolunu yol etseydim de falanca adamın arkasından gitmeseydim. Müslümanlar, insanlar, güzel kardeşler. Sizi Allah'a çağıranın peşinden gidin. Sizi kendine çağıranın peşinden gidin. Allah'tan başka bir şeye çağırıyorsa gitmeyin. Asla gitmeyin. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Kim olabilir? اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ Biz seni şahit olarak, müjdeci olarak, uyarıcı olarak ve Allah'a davetçi olarak gönderdik. Başka bir şeye değil. Hiç Allah Resulü'nün kendine davet ettiğini gördünüz mü? Bırak bir başkasını. Bana gelin dediğini duydunuz mu? قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ تُفْلِحُوا Bu Allah'a davet. Dolayısıyla hamdolsun. Ama öbür taraftan Kur'an'la inşa olmanın bereketinden dolayı da Rabbimizden bu bereketi
tahsil ettiğimiz için de hamdolsun. İçinde yaşadığımız şu günlerde toplum bir şeyleri tartışıyor. Allah'ın izniyle, vahiy ile inşa olmuş olanların zihni net. Çok net. Niye? Bir tarafta beden benim değil mi diyenler. Değil. Senin değil. Evet, senin değil. Yarat bir beden, yap istediğini. Beden sana emanettir. Bu ne biçim bir yaklaşım Allah aşkına? Adama israf etme diyorsun, para benim değil mi diyor. Adama kumar oynama diyorsun, para benim değil mi diyor, ütelim de ütülürüm de. Adama sigara içme diyorsun, diyor ki beden benim değil mi? O zaman uyuşturucu içme de diyemezsin, beden onun. İntihar etme de diyemezsin. Sana ne? Adamın canı istemiş, köprüden de atlar, ateşte de yakar, efendim gider, kendini kıyma makinesinde de doğratır. Sana ne? Niye engel oluyorsun adama? Niye tutuyorsun kolundan? Beden onun. Yapmayın. Komik oluyorsunuz. Sadece komik olmuyorsunuz. Aynı zamanda yüz karası oluyorsunuz. Sadece yüz karası olmuyorsunuz. Aynı zamanda insanın insanlığını yok ediyorsunuz. Değerlere karşı savaş açıyorsunuz. Bu savaş hepimizi vurur. Bumerang gibidir. Döner, atanı vurur. Onun için biz emanet ehli olmaya çalışıyoruz. Bu cihana sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Şahit olmaya çalışıyoruz. Onun için benim değil mi lafları bizi hiç sarmıyor. Benim değil mi lafını duyduğumuzda orada çiğriyoruz, titriyoruz, bir duruyoruz. Vay be! Ne büyük konuşuyor. Bu ne kadar dehşet bir cehalet. Sen seni ne zaman yarattın? O zaman şu anadan doğma özürlü olanlar kendilerine ne büyük kötülük yapmışlar değil mi? Beden onların da niye iki gözleri olmamış? Niye spastik doğmuşlar? Niye felç doğmuşlar? Niye bazılarının bir organları, iki organları, üç organları yok? Kendilerine ne büyük kötülük yapmışlar değil mi? Beden onların da. Yapmayın Allah. İyiliği azaltıyorsunuz. İnsanın kendine dönük kötülükler işlemesinden o kadar çok korkmam. Ama kötülüğün sıradanlaşması ve kitleselleşmesinden korkarım. Bir kötülük yeryüzündeki iyilik debisini azaltıyorsa ondan korkarım. Bu kötülük yeryüzündeki iyilik debisini azaltıyor. Cinayet kötüdür. Cinayet kötüdür. Caniyi öldürmek kötüdür mesela. Caniyi yargılarsınız. Hukukun önüne çıkarırsınız. Hukuk ihsası hak, ihkakı hak olmaz. Kendi kendinize öldürmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama masumu öldürmek daha kötüdür. Masumun büyüğünü öldürmek kötüdür. Çocuğunu öldürmek daha kötüdür. Masumun çocuğunu öldürmek kötüdür. Daha doğmamışını öldürmek daha kötüdür. Hadi tersini söyleyin bana. Tersini söyleyin. Bir başkasını öldürmek kötüdür. Evladını öldürmek çok daha kötüdür. Hiçbir anneye, hiçbir babaya evladını öldürme hakkı verilmemiştir. Evlada verilmediği gibi. Babamsın, babamsın, öldürürüm de, severim de diyen bir evlat düşünün. Öyle şey olur mu? Bakın bir zihni yamukluk,
tasavvurda başlayan bir sapma acısı nereye geliyor? Çok masum gibi gözüküyor değil mi? Beden benimdir. Çok masum gibi duruyor. Beden senin değildir. Beden senin değildir. Can senin değildir. Emanettir. Beden senin değildir. Emanettir. Mal senin değildir. Emanettir. Akıl sana emanettir. İrade sana emanettir. Emanettir. Vahiy sana emanettir. Babayın malı değildir. Senin değildir. Emanettir. Ve her emanete ihanet mi edeceğiz, sadakat mi göstereceğiz, hesap vereceğiz. Rabbim hesabını kolay verenlerden et. Aziz dostlar, işte bütün bunlardan dolayı hamd ediyorum Rabbime. Hamd ediyoruz Rabbimize. Resulüne salat ediyoruz. Gerçekten bize nasıl yaşanılacağını göstermeseydi şaşkınları oynardık. Gerçekten ömrünü insanlığın mutluluğu için sadaka vermiş öyle bir insanı sevmek sadece imanımızın değil, insanlığımızın bir gereğidir. Ömrünü sadaka vermek ne demek? Ömrünü insanlığın mutluluğu için tasadduk etmek ne demek? Onun için Resulüne salat olsun. Size selam olsun, muhabbet olsun, meveddet olsun, hürmet olsun, izzet ve ikram olsun. Aziz kardeşlerim, o ikramlardan ikisi de bugünkü esma olsun inşallah. El-Kavî, El-Mecid. Bugün işleyeceğimiz iki isim. Esasen rüya görmeye devam edelim diyorum. Rüya görmeye devam edelim. Bir gün rüyamızı rüyet olarak görebiliriz. İnşallah. Menkıbe yazmaya devam edelim. Peygamberler menkıbeyi hayatın içinde gayretleriyle, hizmetleriyle yazdılar. Fakat İndirilen dinin menkıbesi öyle yazılıyordu, uydurulan dinin menkıbesi ise masa başında uçtu kaçtıyla yazılmaya başlandı. Dağı oynattı, denizi yardı, suyu kırdı, efendim kuş gibi uçtu, ördek gibi yüzdü, efendim işte şu gibi geldi. Bu değil ki, bu değil ki Allah aşkına. Menkıbeyi peygamberler öyle yazdı. Gayretle, hizmetle yazdı. Adanmışlıkla yazdı. Onun için gelin biz de o menkıbenin peşinden küçük menkıbelerimizi yazalım. İnşallah. Ama öyle uçtu kaçtı menkıbesi değil. Hayatlarımızla, yaşayarak, beden ödeyerek, alın teri, zihin teri, yürek teri ödeyerek, emek vererek, emek menkıbesi yazalım inşallah. Göreceksiniz, Allah emekleri zayi etmeyecek. Zerresini zayi etmeyecek. Benim tanıdığım Allah, emeğe en çok saygı duyan zattır. Onun için emek verelim. Emek verelim ki Rabbim karşılığını, ödülünü dünya ve ahirette kat kat versin. El-Kavî, çok kuvvetli. Mutlak, sonsuz güç ve kuvvet sahibi, gücünün sınırı olmayan, gücüne payan olmayan manasına gelir. Zaten Türkçemizde de kavi sanırım halen de kullanılıyor değil mi? Evet, kavi, kuvvetli, güçlü manasına. Yani öz Türkçesi güçlü. El-kuvvenin zıttı, el-da'af. Zaaf diyoruz ya, Türkçedeki telaffuzuyla. Zaaf, bunun zıttı. Kavinin zıttı ise zayıf. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvvetin. Ey Yahya, kitabı kuvvetlice tut. Evet. Kitabı kuvvetlice, güçlü bir biçimde tut. Bil kuvve. Evet. Cebrail, şedidül kuva olarak geçer Kur'an'da.
güçleri çok şiddetli. Yani gücü, kuvveti çok yüksek. Demek ki meleklerin böyle bir hususiyeti var. Vahiy meleğinin bu özelliği çok daha yüksek. Allah Resulü mülaki oluşunda eğer haber sahihse 600 kanadıyla gördüm diyor. Malumunuz Hazreti Cebrail ile asli suretinde buluşması iki kere gerçekleştiği söylenir Kur'an'da. Necm suresinde. İşte bunlardan birini anlatıyor Efendimiz. 600. Şimdi Efendimiz Cebrail ile buluştuysa bu mahdut bir zaman için buluştu. Şimdi kanatlarını saymaya başlasa 600 kanadı saymak için yani bir gece yeter. Bu değil asıl. Söylemek istediği bu değil. Söylemek istediği çok güçlü, çok kuvvetli. Çünkü kanat güçten kinayedir, istiharedir. Onun için şedidul kuva, kuvvet. Kur'an'da 4 anlamda kullanılıyor. 1- maddi kuvvet, 2- manevi kuvvet, 3- dış yardım, 4- ilahi kuvvet. İlahi kuvvette, Kur'an'da anlatılan ilahi kuvvette genellikle iç yardım olarak geliyor. Enfal suresinde Rabbimizin müminlere yardımını eğer ciddi ve dakik bir gözle, özellikle de hayat kitabı Kur'an'daki notlarla okursanız, Allah'ın Bedir'de yardımının ne olduğunu anlarsınız, görürsünüz. Ne diyordu Yasin-i Şerif'te? Biz insanlara, yeryüzüne meleklerden ordu indirmedik, indirecek de değiliz. Şimdi o ayet orada duruyor Yasin'de. Hem de önce inmiş, çok önce inmiş. Eğer siz Enfal suresindekini, size yol gösteren ve önceden sınırları veren ayeti, Yasin'deki ayeti unutarak okursanız, melekleri müfrezeye dahil edip, ellerine birer kılıç verip, ondan sonra da atın üstüne bindirirsiniz. Hayda! Peki, Bedir'de öldürülen kafirleri kimin öldürdüğü ortada. Yani öldüreni meçhul hiçbir müşrik yok. Peki meleklerin öldürdüğü nerede? Meleklerle yardımı Rabbimizin ne manaya geldiğini zaten orada söylüyor. Enfal suresinde söylüyor. 10. ayet, 11. ayet, 9. ayet gözümüzün içine bakıyor, söylüyor. Rabbim melekleri insanın yüreğine indirir. Zaten güç de o değil mi? Maalesef ilkel zihinle indirilen dinle değil de uydurulan dinle düşündüğünüzde siz maddi olanı manevi olanın önüne çıkarırsınız. Daima budur. Bakınız uydurulan dinin kafası maddeyi manadan büyük görür. Vuran el değildir ki. Vuran ele emri veren bilinçtir. Ele emri veren yürektir. Eğer el vuruyorsa, nutku duran bir insanın eli 100 gram bardağı kaldıramaz. Elim kolum döküldü denir değil mi? Niye dökülüyor eli kolu? Kassa, kemikse, güçse, lifse orada duruyor. Hadi kaldırsın. Bazen insan değil 50 kiloyu, 50 gramı kaldıramaz. Niye? Çünkü içeride çöktü. İçeride sistem çöktü. Onun için gücü veren o. Daima indirilen dinde madde değil mana öndedir. Uydurulan dinde de madde öndedir. Manevi olanı maddileştirir. Hemen bir madde, bir et, bir kemik giydirir ona. Gerek yok ki. Bir et, bir kemik giydirmeye gerek yok ki. Rabbimiz vahyi gönle indirmiyor muydu? Ala kalbik diyor, buyurmuyor mu? Kalbine indirdik. Vahyin iniş üssü orası. Dolayısıyla bu manada mana önde, madde arkada. Madde vagondur, mana lokomotiftir. Ama uydurulan dinin aklı ters çalışır. Maddeyi, lokomotif, üstelik de maddeye karşıymış gibi yapar bunu.
maddeci değilmiş gibi yapar. Oysa bu gizli bir materyalizmdir. Manevi olana bir maddi kılıf giydirmek daima. İşte bu. Onun için kuvvetli diyor. Çok kuvvetli. Rabbimiz melek için, vahiy meleği için. Biz de iman ediyoruz. El-kavi sıfatı müşebbehedir. Subut ifade eder. El-kavi. Sıfatı müşebbeheler sübut ifade ederler. Düz sıfatlardan farklıdırlar. İsmi failden farklıdırlar mesela. İsmi fail, düz ismi fail. Efendim, nedir? İsmi faildir. Yani fiilin failidir. Ama bir fiil, bir ismi fail sıfatı müşebbehe formunda geldiği zaman o fiilde devamlılık ifade eder. Devamlılık. Dolayısıyla işte Er-Rahim'de olduğu gibi. Devamlıdır. Rahmeti değişken değildir. Devamlıdır. Sabittir. Sıfatı müşebbehe lazım fiil gibi amel eder aynı zamanda. Çok ilginç bir işlevdir bu. Bu ne demektir? Şu demektir. Sıfatı müşebbehe olarak geliyorsa mef'ule ihtiyaç duymaz. Yani o fiilin sahibi olması için bir mef'ulün olması şart değil. Allah'ın kuvvetini kullanacağı bir varlık olması Allah gene kavidir demektir. Bu manaya gelir. Yani Rabbimizin kuvvetini, gücünü biz yarattıkları üzerindeki tasarrufundan anlamak zorunda değiliz. O bizatihi güçlüdür. Bu manaya gelir. Allah'ın gücüne değil, Allah'a kul olmak. Allah'ın kendi zatını El-Kavi ismiyle anmasının ne manası olabilir, ne maksadı olabilir? Bir maksadı olmalı. Çünkü esma iki amaçla gelir. Bir, Allah tasavvurumuzu inşa, iki, insan tasavvurumuzu inşa. Bu çok önemli. Tüm esmanın iki maksadı vardır. Allah tasavvurumuzu inşa, insan tasavvurumuzu. Allah tasavvurumuzu, sonsuz, sınırsız, mutlak, eşsiz, benzersiz ne var? O Allah'a aittir. Bu Allah tasavvuru inşa. Bir de insan tasavvurunu inşa. İnsan noksandır, yetersizdir, eksiktir, hatalıdır. Bitti. Mükemmellik Allah'a aittir, noksanlık insana aittir. Allah tasavvurumuzu inşa budur aynı zamanda. Aynı zamanda buradan neyi çıkarıyoruz? Neyi çıkarıyoruz? Eğer bir hata gördünse nefsine bul. Bir güzellik gördünse Allah'a ver. Bunu çıkarıyoruz. Bu İslam'ın edebidir. Esma ile inşa olmuş bir aklın edebi budur. Efendimiz de hep bir ömür bu edebi gördü. Kur'an'da bu edebi öğretmez mi bize? Evet. Onun için bir iyilik gelince o Allah'tan, bir kötülük gelince o nefsinden. Bu bize nereden geldi demişti de sahabe. Enna hâzâ, Uhud yenilgisi üzerine. Çok ilginçtir. Uhud yenilgisi dedim bakınız. Tarihte Uhud'da yenildi Müslümanlar dediği için bir alimin tekfir edildiğini biliyor musunuz? Yenilir mi? Yenilir. Öldürülür mü? Öldürülür. Evet. Yani ölür ya da öldürülürsen diyor Rabbimiz Kur'an'da. Öyle değil mi? Ölür ya da öldürülürsen. Ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz o ölür ya da öldürülürsen? Nitekim Hazreti Zekeriya peygamber de öldürdü. Hazreti Yahya peygamber de öldürdü. Onun için bakınız zihin nasıl çalışıyor bu manada. O nedenle iki amacı var. Allah tasavvurunu inşa, insan tasavvurunu inşa. Allah mükemmeldir, insan noksandır. Buna hepsi girer. Şimdi kıymete kanaat etmemiş. Ne çıkaracak bilmiyorum. Adem'in zellesi diyor. Zelle kelimesi Kur'an'da geçmez. Yani peygamber için. Bu manada kullanılmaz. Niye?
kesmedi mi? Yetmedi mi? Neyin peşindesiniz? Yani Allah'ın söylediği kesmiyor mu? Kıymete kanaat olmuyor mu? Allah ne diyor? وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Adem Rabbine asi oldu ve yoldan çıktı. Şimdi Allah doğru söylüyor, sen yalan söylüyorsun ya. Bunun gerekçesi ne olursa olsun. Yani bana ne tunturaklı gerekçe söyleyeceksen söyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani peygamber hata işlemez mi demeye? Peygamber şunu yapmaz, bunu yapmaz mı? Bunu mu demek istiyorsun? Ben Allah'ın dediğine iman ettim, senin dediğine değil. Bitti. Bana insanın hata işleyebileni çok insan olarak görünüyor. Kim hata işlemez diye tanıtıldıysa onu tanıtandan geri duruyorum. O adam tehlikeli bir adamdır. O adam tehlikeli bir adamdır. Çünkü o adam bir, ya yalan söylüyor, iki, yalan söylemiyorsa eğer insanı Allah'ın dediğinin tam tersi tanıtıyor. Her iki halde de böyle bir adam zararlı adamdır. Dolayısıyla peygamberlerin üzerinden gördüğümüz bu şeyler bize aslında insanlığımızı hatırlatmıyor mu? Biz peygamberleri böyle çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Hatada ısrar etmemektir adamlık, hata etmemek değil. Bu olduğu zaman ben örnek alabiliyorum. Ötekini örnek alamıyorum. Hatasızlığı örnek alamıyorum. Onun bana söylediği hiçbir şey yok. O sağır bir şey. Sağır bir şey. Onun benimle ilgisi yok. Benimle ilgisi olan nedir? Benimle ilgisi olan insan hata edebilir. İnsan hata edebilir. Burada lütfen telefonla konuşmayalım. Bunu benim söylemem ayıp olur. Bunun için ben ilk defa rastlıyorum. Lütfen. Evet. Hata etmemek değil. Hata edip hatasında direnmemektir. Budur esas olan. Evet. Dönüyoruz konumuza. Kavî ismine. Allah'ın gücünün sınırsızlığını fark etmek, gücünün mahkumu değil, hakimi olduğunu, insanın gücünün sınırlılığını fark etmek, insanın en zayıf anı, kendisini en güçlü hissettiği andır. Bu böyledir. İnsan ne zaman zayıftır diye sorarsak, kendisini en güçlü hissettiği an zayıftır. Çünkü güçlü hissettiği an tedbir almaz. Tedbir almadığı an vurulur. Onun için insan kendisini en güçlü hissetmemeli. Ki zayıf olmasın. Zayıflamasın. Biraz paradoks gibi görünüyor. Birbirine aykırı ve zıt gibi görünüyor ama böyle. El-Kavî ismi insana tevazu telkin eder. Tevazu sahibi için gizli bir güçtür. Men tevâde arafâhullâh. وَقَدْ تَكَبَّرَ وَدَعَهُ اللّٰهِ Hadis diye nakledilir, hadis değildir. Fakat harika bir sözdür, isabetlidir, doğrudur. Allah tevazu göstereni yüceltir. Allah tekebbür edeni de alçaltır. Allah tevazu göstereni nasıl yüceltir? Çünkü tevazu sahibi için bir güce dönüşür. Mütevazi olan güçlü olur. Mütevazi olursa öncelikle sınırlarının farkında olduğunu görürsünüz. Tevazu gösteren sınırlarının farkında olduğunu biliyor demektir. Biliyor ki mütevazi. Zaten zıttır, tekebbürdür. Tekebbür gösteren hem kendine yalan söylüyor hem başkasına yalan söylüyor. Yani büyüğüm, büyük olmadığı halde büyük gibi görünüyor. Değilsin. Değilsin. Senden büyük Allah var. Eyvallah. Güce tapınmak, gücü ele geçirmek için değerlerinden vazgeçmek gibi vahim bir sonucu getiriyor. Onun için tevazu göstermeyen güce tapınıyor. Gücü yüceltiyor. Gücün yüceltildiği her yerde zulüm görürsünüz. Zulüm nerede görünür derseniz gücün yüceltildiği yerde görünür derim. Peki,
Güce tapınan insan ne oluyor? Güçsüzleşiyor. Mütevazı insan nasıl mütevazı onun için güce dönüşüyorsa, güce tapınmak, güç tapınması da o insanı güçsüzleştiriyor. Nasıl? Hani İslam komutanı İran Pers ordularının başkomutanı Hürmüzan'a geldiğinde niye geldiniz? Hazinelerimiz sizin olsun, dönün vatanınıza, çöllerinize demişti. İslam komutanı döndü ve dedi ki biz buraya sizi yani imparatoru kula kulluktan kurtarıp Allah'a kulluğa çağırmaya geldik. Bu çok ilginç bir şey bakınız. Şimdi bunu imparatorun kölelerine söylese anlarız. Ama imparatorun başkomutanına ve imparatora söylüyor. Peki imparator nasıl kula kul olur? Esasında tanrılık iddiası kula kul olmaktır. Bir insanın tanrılık iddiası kula kul olmasıdır. Zalimler hep böyledir tarih içerisinde. Kulları kul ettiklerini düşünürler ama gizli olarak kullara kul olmuşlardır. Öyle olmasaydı kulları kul etmeye kalkmazlardı. Tarihin tüm kendini tanrı ilan eden tiranları böyledir. Aslında kulları kul etmiş gibi görünürler fakat kula kul olmuşlardır. Daha beteri nefse kul olmuşlardır. Benliklerine kul olmuşlardır. Değer yok olur. Değerleri olmazsa insanın iç savunması çöker. Tıpkı immün sistemi gibi. İnsanın iç savunma sistemi çökünce küçücük bir mikrop onu yıkar. Öyle değil. İnsan da öyledir. Değerler insanı ayakta tutar. Yoksa iflas eder. Kavi olan Allah esmasıyla insana şahsiyet kazandırmak istiyor. Bunların başında kendini bilmek geliyor. Soru, el-kavi olması bazı kulların Allah'a değil de güce tapması sonucunu doğurmaz mı? Yani Allah'a mı kulluk edelim, gücüne mi kulluk edelim? Allah'a mı tapalım, gücüne mi tapalım? Cevap, Allah sadece kavi değil, rahmeti sonsuz bir Rahman, şefkati sonsuz bir Rauf, affı sonsuz bir Gafur ve sevgisi sonsuz bir Veduttur. Eğer böyle olmamış da sadece kavi, el-kavi olmuş olsaydı, gücüne tapma işareti olur. Ama bütün bunlar, bu sıfatların da sahibi ise, o zaman bizden Allah'ın gücüne kulluk etmemiz değil, Allah'a kulluk etmemiz isteniyor. Çünkü gücünü de kuşatan sıfatı nedir? Rahmetidir. Rahman ve Rahim sıfatı. Gücünü de kuşatandır. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Ve rahmetin her şeyi kuşat. Bitti. Bu yüzdendir ki kul olmak köle olmak değildir. Çok fark vardır. Beyne sera ve süreyya. Gökle yer kadar fark vardır. Köle olana efendisi irade vermez. Ama Allah kuluna en büyük iradeyi vermiştir. Dolayısıyla kul olmakla köle olmak çok farklı şeyler. Rabbim bizi kul olarak görmek istiyor, köle olarak değil. Güç tutkusu ve güç sarhoşluğu. Bu isme iman gücü hesap ederken bir numarada el-kavi olan Allah'ı hesaba kat emrini içerir. Gücü hesap ederken eğer gücün arkasından gidiyorsan ey insan Allah'ın arkasından git. Eğer güce kulluk ediyorsan ey insan Allah'a kul ol. Çünkü ondan güçlüsü yok. Eğer gücün önünde eğiliyorsan ey insan Allah'ın önünde eğil. Ondan güçlüsü mü var? Budur. Bunu yapan Allah'tan başkasını güçlü ilan eden rakamların şehvetine kapıl. Tabii. Yani eğer Allah'ı el-kavi olarak bilir de
Allah'ın gücünün önünde eğilirse rakamların şehvetine kapılır mı o insan? Kapılmaz. Hakiki güç kaynağı olan Allah'a yaslanır. O zaman ne olur? Bedir'de siz 300 kişisiniz. Karşıdakiler 1000 kişi. 1300'ün 3 katından fazlası değil mi? 3 kat ordu tek kat orduyu yener. Böyle mi düşüneceğiz? Rakamlara tapıyorsanız öyle. Ama el-kavi Allah'tır diyorsanız bitti orada. Bir kez başta yenilgi psikolojisinden çıktınız. El-kavi Allah'tır. Çıkıyorsunuz. Adamların gücü fazla, parası fazla, nüfuzu fazla. Sizin bir tek haklılığınız var. El-kavi olan Allah'tır deyip çıkacaksınız. Bitti. Adamın parası fazla, imkanı fazla ama senin bir şeyin var, haklılığı. O zaman el-kavi olan Allah'tır. O zaman kazandınız işte. Onun kaybedeni olmaz. Verdiğiniz mücadele neyle neticelenirse neticelensin, kazanan sizsiniz. Önce suskunluğa mahkum ettiler değil mi Efendimiz? Sonra ne yaptılar? Alay ettiler. Sonra ne yaptılar? İftira ettiler. Sonra ne yaptılar? Savaştılar. Yok etmeye kalktılar, işkence ettiler. Suskunluğa mahkum et, alay et, iftira et, varlığına saldır, yok et, yok etmeye kalk. İlginç, sanki Gandhi peygamberimizin hayatını okumuş da söylüyor. Önce suskunluğa mahkum ederler, sonra alay ederler, sonra iftira ederler, sonra sizinle savaşırlar, sonra yenersiniz. Evet. Harika. Ve sonra galip gelirsiniz diyor. Evet, öyle olur. Öyle de olmuştur. Bedir zaferinde Allah Resulü imanın, aklın, iradenin ve sabrın güç olduğunu ispat etti. İman güçmüş. Meğer iman güçmüş. Biz imanın güç olduğunu bilmezdik. Bize Allah Resulü imanın güç olduğunu öğretti. İman ne büyük bir güçmüş. Bakınız. لَوَّدَعُ الشَّمْسَ فِي يَم۪ينِي وَالْقَمَرَ ف۪ي شِمَال۪ي لَمَّا تَرَقْتُ هَذَا الْاَمْرِ Vallahi ey amca diyor, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, vallahi bu işten vazgeçmem. Bu nasıl bir güçtür Allah aşkına? Bundan daha güçlü biri olabilir mi? İşte güç bu. Ama etrafına baktığınızda yok, yok, yok. Yokları sıralasanız çok. Ama güçlü o. Evet. Güç sarhoşluğu, sarhoşlukların en tehlikelisi. Zira alkol sarhoşunu bir kova su ayıltır ama güç sarhoşunu demek bir deniz ayıltır ki Rabbim Firavun'un tepesine bir denizi boşalttı. Ama ayılınca da işe yaramıyor. İş işten geçmiş oluyor. Evet, ayıldı ama işe yaramadı. Bedir ardından gelen, attığın zaman atan sen değildin. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Fakat Allah attı. Budur işte. Hakikat bu. Yani nedir? Aslında sen attın. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Sen attın. Attın. Ama atan Allah'tır. Peki nedir burada? Madde sana aitti. Mana ona ait. Hadise bu. Şimdi oku Allah'ın, oku Resulullah'ın elinden aldırıp da alıp da meleklere attırmanın alemi yok. Anlatabiliyor muyum? Evet, atan Allah'tı. Yetmiyor mu? Allah kulunun eliyle atar ama. Sünneti bu. Ve sünneti değişmez. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişme, bir bozulma bulamaz. Bitti. Öbür taraftan Uhud, öyle değil mi? Ali İmran suresinin 165. ayeti söylemiyor mu? Bu başımıza nereden geldi? مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ Kendi yüzünüzden geldi. Eyvallah. Kuvveti sadece güçlüler kullanır. Fakat şiddeti güçsüzler de kullanır.
şiddet, şiddet kuvvetin en kötü hali. Şiddeti güçsüzler de kullanır. Şiddet kaybedenlerin gücüdür aslında. İşte tam da bu yüzden şiddet zayıflıktır ve zaaftır. Şiddet zaafına düşenler güçlerini yönetemeyip güçleri tarafından yönetilenlerdir. Kuvvetin şöyle ya da böyle bir mantığı vardır ama şiddetin mantığı yoktur. Zira şiddet güçlü olanın haklı olduğu önyargısına dayanır. Öyledir. Onun için bakınız, zayıflar da şiddet kullanabiliyor. Kullandıkları zaman zalim, zayıf zalim oluyorlar. Kendisine haksızlık yapan birine şiddet kullanmaya kalktığında birçok masumla birlikte öldürebiliyor. Öyle değil mi? Görüyorsunuz. Aslında şiddetin altında kuvvete öykünme, tapınma mantığı vardır. Zayıfın şiddetinin altında güçlünün kuvvetine tapma mantığı vardır. Kehf 39'dan ilhamla. La kuvvete illa billah. Kur'an'da bu kadar geçer. La havle ve la kuvvete illa billah. Efendimizin dilinde de bu hale almıştır. Efendimizin dine dair söylediği her şeyin aslı Kur'an'dadır. Kur'an'da aslını göremediğiniz zaman bilin ki o Efendimiz'den değildir. Buna altına kalıbımı basar. Allah'ın izniyle. Ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kehf suresinin 39. ayetinden ilhamla nedir bu? Güç ve kuvvet mutlak olarak sadece Allah'a aittir. Bitti. Bunu dediğiniz zaman zaten gücünüz de kuvvetiniz de geliyor. Evet. Allah gibi bir güce yaslanan, dayanan yıkılır mı Allah aşkına? Güce tapan bir dünyanın kalbi olmaz. Kuvvetin yüceltildiği bir dünyada şefkat ve merhamet zayıflık alameti olarak algılanır. Şu dünyaya bir bakar mısınız? Nietzsche'yi severim. La ilahe demiştir, illallah diyememiştir. Onun için severim. Keşke, ya dedim ya, cins kafalara iki şey düşer. Ya delirmek veya intihar etmek ya Müslüman olmak. Nietzsche'de İkincisini olamadığı için birincisi oldu, delirdi. Evet, hayatı bir akıl hastanesinde son buldu. Ama maalesef o bir güç tutkunuydu. İyi nedir diye soruyor Nietzsche, cevap veriyor. Gücü yükselten her şeydir. Kötü nedir diye soruyor, zayıflık. Mutluluk nedir diye soruyor Nietzsche, cevap veriyor. Gücün büyüdüğü duygusu. Başkalarının ıstırap çektiğini görmek insana kendini iyi hissettirir. Bu Nietzsche'nin lafı. Nasıl bir ruh hali, nasıl bir şeydir? Yani bunu tahlil etmek lazım aslında. Psikolojik, yani bir psikanalizini yapmak lazım. Başkalarının ıstırap çektiğini görmek insana kendini iyi hissettirir. Ben başkalarının ıstırap çektiğini gördüm mü ondan daha fazla ıstırap çekiyorum. Siz de böylesiniz eminim. İnanın ondan daha fazla acı çektiğimi hissediyorum. Çekemem, hiç şüphesiz çekemem ondan fazla ama öyle hissediyorum. Istırap çektirmek daha iyi hissettirir diyor. Çektiğini görmek iyi hissettirir, ıstırap çektirmek daha iyi hissettirir diyor. Zulüm olmazsa şenlik olmaz. Nietzsche'nin lafı bunlar. Nietzsche güç ve şiddeti kutsuyor. Hitler ve benzerleri de tatbik ettiler. Onun için Hitler'in Nietzsche'yi peygamberi ilan etmesi hiç de boşuna değildi. Kitabını da kutsal kitabı ilan etmesi boşuna değildi. Devletin tanrılaşmasının sebebi insanların güce karşı zaafıdır. Yani Batı'da Nietzsche ölmedi aslında. Nietzsche'nin bu zihniyeti Batı'nın zihniyeti. Batı'nın zihniyeti. Çünkü Descartes'tan beri bilgi güçtür. Aforizma bu. Descartes'tan beri modern Batı'nın tüm felsefesinin temelinde bilgi eşittir güçtür. Bu mu? Biz bilgi eşittir hikmettir.
Biz böyle biliriz. Bilgi hikmettir. Hikmet nedir? Hikmet, hakikatle uyumlu olan hüküm demektir. Hakikatle mutabık olan hükme hikmettir. Tam isabet yani. Buyurun. Nasıl olacak da aynı gözeye geleceğiz? Nasıl olacak? Yani o kendini koruyarak, biz de Kur'an'ın verdiği istikameti koruyarak nasıl aynı gözede buluşacağız? Birinin bir şeyi terk etmesi lazım. Evet, bilmiyorum o kim. Devletin tanrılaşmasının sebebi insanların güce karşı zaaflarıdır. Ne diyordu Kur'an'ımız? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Firavun kavmini ne yaptı? Alıklaştırdı, aptallaştırdı diyor. Aynen bu. Festehaffe. Aslında bu, yani bir tür kendi kendini küçük görmek, kendi kendini rezil etmek anlamına. İstihfaf diyoruz ya, o. Ama tam karşılığı bu. Firavun kavmini alıklaştırdı, aptallaştırdı. Nasıl alıklaştırır? İşte böyle, gücüne taptırdı. Firavunlara, firavunlar kanunun, firavunlar yasası var. Firavunlar yasasına göre bir firavuna dokunmanın cezası ölümdür. Dokunulmaz. İlk defa firavunların halka göründüğü dönem Ahneton dönemidir. O da muvahhid idi. Evet. Yani firavun, Ahneton muvahhid idi. Tevhid ehliydi. Biraz garip geliyor ama öyle muvahhid idi. Onun için eski başkenti değiştirdi. Ahataton diye Tanrı'nın kenti diye bir şehir kurdu. Efendim oraya taşıttı. Sarayı halka açtırdı. Firavunların dokunulabilir olduğunu ilan etti. Halkla beraber efendim istişare günleri tertip etti. Fakat ondan sonra putlara tapmayı yasakladı. Tek Allah'a inanmayı getirdi vesaire. Ama ondan sonra her şey geri eski haline döndü. Onun için فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Kavmini alıklaştırdı. Nasıl? Gücüne iman ettirir. En güçlü o. Kimse dokunamaz. Şimdi nasıl durumlar? Amerika ya kimse dokunamaz diyor. Alın işte Amerika dünyayı alıklaştırdı. Budur. Başka nedir ya? Veya işte falancaya kimse dokunamaz. Falancalara. Yok böyle bir şey. El-Gavi olan Allah'a tam iman etmemişsin sen. Bir el-gavi olana bir iman et bakalım. Yok öyle. Falan en güçlüdür, onun gücünün üstünde. Yok, Allah en güçlüdür. Bitti. Bizim için öyledir. Güç sarhoşlarına Kur'an müstekbirler, ezdiklerine ise mustazaf diyor. Mustazaf, müstekbir, mustazaf. Kur'an'da üç tür mustazaf var. Bir övülen mustazaflar, Kasas suresi 5. ayet. İki, yerilen mustazaflar, Sebe suresi 31-32. Ne övülen ne de yerilen. Üçüncü sınıf mustazaflar, çocuklar, yaşlılar gibi. Nisa suresi 75. ayet. Kur'an'da El-Kavi ismi. El-Kavi Kur'an'da 9 yerde geliyor. 9 yerde Allah'ın ismi olarak geliyor. Bu maddeden hiç fiil yer almıyor Kur'an'da. Her yer, geldiği her yerin 7 yerinde birden Aziz ismiyle geliyor. Evet, Aziz. El-Kavvi. Evet. Aziz, şeref ve asalet arsızları cesaretlendirir değil mi? Biri şerefli ve asil olduğu zaman arsızlar cesaretlenir. Ya onun asaleti var, o bizim gibi çamurlaşamaz diye düşünür. Veya onun içinde benim çamurluğuma, şirretliğime ses çıkarmaz diye düşünür. Allah azizdir efendim ama El-Kavvi'dir de. Yani şirretlik yapmaya kalkmayın, kalkarsanız burnunuzu indirir. Azizdir, doğru, şereflidir, asildir ama şirretlik yapmaya kalkarsanız burnunuza da vurur, el-kavidir. Bunu söylüyor aslında. Ve sonuç, eğer güce tapıyorsanız Allah'adır. Allah'tan güçlüsü yok, el-kavi isminin. Allah müminlere lütfunda kavidir. Kur'an'da geçtiği ayetlerden biri bu. Hud suresi 66. ayet. Felemma ca'a emruna necceyna salihan. Emrimiz geldiğinde ne emri bu?
Salih kavminin, Semud kavminin bela ile helak emri. Allah kalemini kırmıştı. Helak geldiğinde necceyna salihan. Salih'i kurtardık. Vellezine amenu ma'ah. Onunla birlikte iman edenleri de kurtardık. Bir rahmetin minna. Katımızdan bir rahmet sayesinde. Ve min hizyi yevme izin inne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Ve katımızdan gelen o alçaltıcı beladan onları kurtardık, salihi ve müminlerini. Evet. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Bu yevme izin aynı zamanda ahiretteki alçaltıcı, o hesap gününün alçaltıcı şeyinden, sorgulamasından da manasına gelebilir. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Senin Rabbin kavidir, azizdir. İşte burada ayet kavi ismiyle bitiyor, aziz ismiyle bitiyor. Hadid suresi 25. ayet. İslam'ın güç tasavvurunu inşa eden muhteşem bir ayet. Gücün değil takvanın peşinden koşun diyen bir ayet. Okuyalım isterseniz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Biz Resullerimizi apaçık hakikatin apaçık delilleriyle gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Onlarla birlikte kitabı indirdik. والميزان ليقوم الناس بالقسط adaleti insanlar arasında uygulasınlar diye mizanı, teraziyi, ölçüyü indirdik. Enzelna oraya da dahil. Hepsinin fiili bu. Hepsinin ve enzelna hala devam ediyor. Kitabı indirdik, mizanı indirdik ve enzelnel hadide fihi be'sun şedidun ve demiri indirdik ki onda bir şiddet vardır. Şiddetli bir cezalandırma vardır onda. Evet. Ve menafi'u linnâs. Ve aynı zamanda insanlar için bazı faydalar da vardır. Yani demirin bir yıkıcı gücü var, bir de faydalı gücü var. Ve liya'lemallâhu men yensuruhu. Ki Allah kim kendisini destekliyor, onu bilsin, seçsin, ayırsın. Ve rusuluhu. Ve rusuluhu bil gaybi innallaha kaviyyun aziz. Ve gaybda Resulünü ve Allah'ı kimin desteklediğini Allah seçip ayırsın diye innallaha kaviyyun aziz. Allah kavidir, azizdir. Dikkat buyurun. Kitap, vahyi, mizan, adaleti, demir, kuvveti temsil ediyor. Mizan, ölçme, değerlendirme yeteneği aynı zamanda. Akıl mizandır. Muhakeme mizandır. Demirin hem yararı hem de zararı da var diyor ayet. Kitapsız ve adaletsiz kalan bir gücün tahribatına dikkat çekiyor. Kitapsız ve terazisiz kalan güç ne yapar? Zulme yönelir. Peki güçsüz kalan kitap? Güçsüz kalan kitap da hükmünü icra edemez. Demek ki bu üçü bir arada olursa ideal olan odur. Onu söylüyor. Allah mazlumlara lütfunda kavidir. Kavi ve aziz isminin birlikte geldiği şu ayet, Allah'ın zalimlere karşı mazlumlara yardımı bağlamında geliyor. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ Diyarlarından, ülkelerinden, yurtlarından haksız yere çıkarılan kimseler. اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهُ وَلَوْلَا دَفْءُ اللّٰهِ Evet. Ne için çıkarıldılar? Rabbimiz Allah dedikleri için çıkarıldılar. Sadece bunu dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. وَلَوْلَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla şöyle çevirmişler bazı mealler, def etmeseydi. Hayır, olur mu? Savunmasaydı. İnsanların def aslında müdafaa. Oradan gelir. Müdafaa oradan gelir. Savunmak. Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla savunmamış olsaydı lehuddimet savami'u o zaman manastırlar yerle bir olurdu. Ve biyaun ve kiliseler yerle bir olurdu. Ve salavatun havralar yerle bir olurdu. Ve mesacidu mescitler yerle bir olurdu.
يُذْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ Allah'ın içinde isminin anıldığı bu mabetler yerle bir olurdu. Kesiran, çokça. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُ Allah kendisine yardım edene elbette yardım edecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ عَز۪يزٌ Böyle bir ayet böyle biterdi yani. Ayetlerin sonlarında gelen esma, ayetteki mananın anahtarıdır. O esma anlaşılmadan ayetin ne dediği tam olarak anlaşılmaz. Manastırların, kiliselerin, havraların yıkılmamasından söz ediyor. Farkında mısınız ayet? Hac suresinin 40. ayeti. Evet. Yani ibadet hanelerin, ki yanlarında mescidi de yanında sayıyor. Ayakta durmasının Rabbimizin kavi isminin bir tecellisi olduğunu söylüyor. Allah sadece mescitleri değil, manastırları, kiliseleri ve havraları da savunur diyor. Ne dersiniz bu işe? Evet. Mesajı ey zalimler, gücünüze güvenip de zulmediyorsanız unutmayın, Allah sizden güçlüdür. Evet. Allah kafirlere kahrında kavidir. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ Ayete bakınız. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Firavun'un geleneği, Firavun'un adeti, alışkanlığı ve ondan öncekilerin alışkanlığı gibi. مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, Allah da onları enseledi. فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Günahları yüzünden enseledi. اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah kavidir ve cezasında pek şiddetlidir. Bedir'de hezimete uğrayan müşrikler, onlar bu ayet Enfal 50-52. Enfal'de geliyor. Yani Bedir suresinde geliyor. Nedir bu? Bedir'de hezimete uğrayan müşrikler, onlar Firavun'a benzedi, akıbetleri de Firavun'a benzedi. Firavun'un temsil ettiği tip, güç sarhoşu tipi. Tepesine koca bir denizi boşaltınca ayıktı. Karun güç sarhoşu tipi, yere geçirince ayıktı. Haman güç sarhoşu tipi. Firavun'un bir bürokratıydı biliyorsunuz. Onun için Kur'an'da bunlar güç sarhoşu tipi olarak nakledilirler. Kavi olan Allah'ın tecellileri. Gerçek iman kuvvettir. Öyle mi? Kavi isminin tecellisi bu. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ali İmran suresi 139. Gevşemeyin, çözülmeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız güçlü sizsiniz. Üstün sizsiniz. Ne diyor burada? Şunu diyor. Eğer üstün değilseniz inancınızda bir problem arayın. Evet. Eğer üstün değilseniz inanıyor olmanızda bir problem var. Problem sizde. İmanla ilişkinizde, Allah'la ilişkinizde bir probleminiz var nerede? Üç tane olabilir bu problem. Ya iman eksilmiştir, öyle değil mi? اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ İslam'a topyekün girin diyordu ya Kur'an, Bakara 208'de. Ya topyekün girmemiştir, böyle kısmen girmiştir, eksiltmiştir. İki, ya ilave etmiştir, genellikle böyle tezahür ediyor. Yani Allah şuna inanın demiştir. Ne diyor? Nisa suresi 136'yı okusanız da. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi diye devam eder. Evet. Ey iman edenler, şunlara iman edin. Birileri bununla yetinmemiştir. Allah'ın iman edin diye saydığı maddelere olmayan bir madde ilave etmişlerdir. Yetmemiştir onlara, kesmemiştir onları. Yani imanı Allah'tan öğrenmemişlerdir. Sanki Allah'a iman öğretir gibi. اَفَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ د۪ينَكُمْ diyor ya Kur'an. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Yani Allah size indirdiği dini siz Allah'a mı öğreteceksiniz? Allah bilmiyor da siz mi öğreteceksiniz? Haşa.
Onun için ya ilave etmiştir, ya iskonto yapmıştır, ya zam yapmıştır. Üçüncüsü ya da imanı iman ahlakından mahrumdur. İman ahlakı nedir? Güven. Ahlakın akidevi tanımı inanmak, ahlaki tanımı güvenmektir. Allah'a iman ediyor ama Allah'a güvenmiyor bazıları. Güvenmiyor. İman ahlakından yoksun çünkü. Bilgi, siyaset ve teknik donanım kuvvettir. Allah'ın insan tabiatına, doğaya ve kainata yerleştirdiği yasaları vardır. Allah'ın yasalarını gözetmeden Allah'ın gücünden pay istemek ciddiyetsizliktir. Savaşacaksanız hazırlık yapmanız sünnet, sünnetullah'tır. Öyle değil mi? Ve a'iddu mestata'tum min kuvvetin. Öyle değil mi? Evet. Savaşacaksanız eğer, kuvvet hazırlayın diyor. Elinizden geldiği kadar kuvvet. Enfal suresi 60. ayet. Kuvvet hazırlayın. Siyasi ve teknolojik kuvveti dışlayıcı yaklaşımlar var. Burada İsmet Özel Bey'in kulaklarını çınlatalım üç mesele dolayısıyla. Afili gelse de sürdürülebilir değil. Siyasi ve teknolojik kuvveti dışlamak. Afili gelebilir. Fakat sürdürülebilir değil. Çok soyut ve entelektüel bir fantezi olmaktan öte gitmez. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere kökten karşı çıkmak aslında tepkisel bir yaklaşım. Çünkü insan boğazına kadar içine gömülmüş zaten. Tarzan değilseniz, dağda yaşamıyorsanız, hem efendim arabaya binip, hem cep telefonu kullanıp, efendim hem iPad kullanıp da ondan sonra da teknoloji mi, tu kaka falan, bu çok şey olmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Peki ne yapacaksınız? Teslim mi olalım? Hayır. Kim demiş? Kim demiş teslim olalım? Peki o zaman şunu söylemek hakkımız değil mi? Bizi bunlara muhtaç edenler utansın. Biz bu muyduk? Evet, bir aletin kendiliğinden aklı olmaz. Bir aletin aklı onu icat edenin aklıdır. Eğer Müslümanlar bugünkü teknolojinin arkasında yatan akıl, Müslüman aklı, Kur'an'ın inşa ettiği İslam aklı olsaydı, muhtemelen çok daha farklı tezahür edecek, farklı kullanacaktık. Peki, bunu yapmamakla aslında biz görevimizi yapmış olmadık mı? Yapmamış olmadık mı? Kime bulacağız bunun suçunu? Temyize dayalı İslam aklı seçip ayırar, ayırır. Seçip ayırmayan, süpürüp alan veya süpürüp alan akıl İslam aklı değildir. Süpürüp atmaz, süpürüp almaz. Ayıklar, alır ve atar. Allah'ın eşyanın içine yerleştirdiği ayetleri akleden kalbi ile keşfetmesi, ahzetmesi lazım ki İslam aklı, mevcut teknolojiyi kuran akla sen dur diyebilsin, sen dur. Benim aklım seninkinden çok daha insani, çok daha fıtri, çok daha doğal, çok daha hakiki. Ben başlayayım, sen dur demesi lazım. Bunu demek için de önce şunu dememek lazım. Ateşin yakması tabiatından değildir. Karın soğukluğu tabiatından değildir dememesi lazım Eş'ari. Eğer siz ateşin, eşyanın tabiatı olduğunu inkar ediyorsanız, böyle bir şeye soyunmazsınız zaten. Bir şey keşfedilecek bir şey yoktur ki ortada, onu keşfedesiniz. Dolayısıyla önce eşyanın tabiatının olduğunu inanmanız lazım. Allah'ın sünnetinin olduğuna inanmanız lazım. Allah'ın eşyanın tabiatına bir sünnet koyduğuna inanmanız lazım. Vahdet kuvvettir. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Nizalaşmayın. Çatışmayın, tartışmayın, birbirinize düşmeyin. فَتَفْشَلُوا Başarınız gider, başarısızlaşırsınız. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Asıl kokunuz gider. Veya rüzgarınız gider. Enfal suresinin 46. ayeti bu da. Rih hem rüzgar hem koku demektir. Gönül burnuna iman kokar. Eğer birbirinize düşerseniz iman imanın burnuna kokmaz olur gibi anlıyorum ben bunu. Evet. Farklı mezhep, meşrep, meslek, tarikat, parti, ırk, kavim, kabile çatışmak değil, tanışmak için olmalı.
Tevhid imanın kuvveti, vahdet İslam'ın kuvvetidir. Tevhid imanın kuvveti, vahdet İslam'ın. Tevhid yara alınca iman yara alır, vahdet yara alınca İslam yara alır. Onun içinde vahdet kuvvettir. Vahdetimizi parçalayan her davranış, kuvvetimizi yok eden davranıştır. Bizi güçsüzleştiren davranıştır. Kavi olan Allah'a dua. Amin. Ya Kavi, ya Allah. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ey eşsiz ve benzersiz gücün sahibi olan Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Kavi, ya Allah. Bizi gücüne mağrur olup firavunlaşanlardan değil, gücünün sınırlarını bilen has kullarından eyle ya Rab. Bizi Karun gibi servetiyle küstahlaşanlardan değil, servetini imanına şahit kılanlardan eyle. Ya Kavi, ya Allah. Senin sonsuz gücüne, kudretine iman ettik. Bizi güç ve güçlülere kul, köle eyleme ya Rabbi. Güç gün oldu, gücümüzün seline kapılıp gittik. Bizi kendi gücünün seline kapılanlardan eyleme ya Rabbi. Amin ya Muhi. El-Mucib. El-Mecid affedersiniz. El-Mecid. Çok şanlı, çok şerefli, eşsiz ve şerefsiz, şanı yüce olan Allah demektir. Bir yerde kesin olarak kullanılır Kur'an'da, bir yerde de ihtimalli olarak kullanılır. İşinde mükemmel, lütfunda cömert, kereminde sınırsız, şanı yüce olan demek. Mecd aslen genişlik ve bolluk manasına geliyor. El-Mecd, erdem ve cömertlikte ulaşılan son nokta anlamına geliyor. Mesela Efendimiz'den nakledilen bir haberde, Fatiha'yı okuyan kul, Maliki yevmiddin dediğinde buyuruyor Efendimiz, kulum beni hamedeni ve mecedeni abdi. Bana hamd etti ve benim şanımı, şerefimi yüceltti buyurur der Rabbimiz. Efendimiz böyle okuyor Fatiha'yı. Yani bu Efendimizin Fatiha'yı okuyuşu, Fatiha'yı tefsiri, harika bir okuma. Aslında bize okumayı da öğretiyor. Rabbimizin nasıl gördüğünü Allah Resulü okumaya çalışıyor. Bu harika bir şey değil mi? Allah Resulü okumaya çalışıyor. Evet, çalışıyor yani. Okumaya çalışıyor. Bize de okumaya çalışmamızı öğretiyor. Evet. Mecid bir mübalağa kalıbı malum. Hem ismi fail hem ismi mef'ul anlamı var. İsmi fail anlamıyla nedir? Şanı şerefi eşsiz ve benzersiz yüce olan demek. Peki ismi mef'ul anlamı nedir? Şanı ve şerefi en çok yüceltilen demek. En çok yüceltilen. Hatta müşrikler için bile geçerli bu değil mi? Müşrikler putlara tapıyorlardı. Siz zannediyor musunuz ki müşrikler putları Allah'la eşdeğer görüyorlardı? Yok öyle bir şey. Min dunillah. Kur'an'da kaç kere gelir ben bilmiyorum sayısını. Min dunillah. Onlar şirk koşuyorlardı ama şirk koştukları putların Allah'ın asları min dun, dunu olduğuna inanıyorlardı. Aslı olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın eşit olduğuna hiç inanmadılar onlar putların. Demek ki Allah'a aslar takdir etmek şirktir. Eşit takdir etmenin ismi yok. Allah'a aslar, yani onun altında, onun altında ama ona yakın. Evet, Allah bizi şirkin her türünden muhafaza eylesin inşallah. Şan ve şeref arıyorsan, mecid olan Allah yeter. Bu ismin verdiği öğüt bu. İnsanoğlunun şan ve şerefin ardından koşmak gibi bir zaafı var değil mi? Bunun için de şöhretlerin arkasından koşarlar. Şöhret iki yönlü afettir. Bir, şöhretin ardından koşan için afettir. Bir iki, şöhretlinin ardından koşan için afettir.
Şöhretin ardından koşan için afettir. Çünkü afet eğer şöhretin ardından koşuyorsa olmaya değil görünmek için koşuyor demektir. Ömür boyu olamayacak demektir. Bundan büyük bela mı olur Allah aşkına? Şöhretin ardından koşan bir insan görünmeyi ölmanın önüne koymuştur. Ömür boyu olamayacak demektir. Bundan büyük bela, belasını bulmuş. Peki şöhretin ardından koşana ne denir? Afetin ardından koşan afet. Felaketin çarpımı. Afetin ardından koşan afet. Birbirini buldular mı afet afeti bulmuş olur. Evet. Bugünün hastalığı iki afetin çarpımından ne çıkarsa bu buluşmadan da o çıkar. İnsanoğlunun bugünün en büyük zaafı, en büyük zaafı görünme tutkusu. Evet. Diyeceksiniz ki Allah'ım Mustafa kulu sen de görünüyorsun. Vallahi görünmeden bu işleri yapmanın bir yolu olsaydı görünmemeyi bin kat tercih eder. Hiç de memnun değilim. Niye memnun değilim biliyor musunuz? Yok elhamdülillah. Şöhret çarpmadı, hiç çarpmaz da. Ben şöhreti çok çarptım ama. Efendim. Memnun olmadığım taraf şu. Bazen bana olmak için değil, görünmek için yaklaşanlar oluyor da ondan bizarım. Görünmek için yaklaşmaya çalışıyorlar, ondan bizarım. Onu anladığım anda çiğriyorum, tiksiniyorum. Yanlış. Yanlış geliyorsun. Yanlış yere geliyorsun. Pop yıldızı mıyım ben? Git bul kendine bir tane. Allah rızası için Kur'an'a gel. Hakikate gel, manaya gel, Rabbine gel, kendine gel daha doğrusu. Kendine gel. Ne arıyorsun? İnsan insana ne yapabilir ki? Herkes Allah'ın elinden yakasını kurtarmaya çalışıyor. Allah'ın Mustafa kulu da onlardan biri. Ben ne yapabilirim ki sana? Allah için Rabbim beni kendi hizmetinde kullanıyor. Bunun için tepemden tırnağıma, başımdan, saçımdan ayağıma kadar hamd borçluyum, başka bir şey değil. Sen kendine gel hemşire. İyi bir iyilik yapmak istiyorsan. Onun için tek bizar olduğum nokta budur bu işte. Olmak hakikattir, görünmek imaj. Olmak olgunlaşmakla ilgilidir, görünmek gösterişle ilgilidir. Mesela temiz olmak ile temiz görünmek arasındaki farkı ara ara söylüyorum değil mi? Temiz olanlar halının altını süpürürler demiştim. Temiz görünmek isteyenler halının altına süpürürler. Şimdi temiz olmakla temiz görünmek, bırakın yan yana olmayı, karşı karşıya iki şey oldu çıktı. Temiz görünmek, temiz olmak. Ama ikisi de bakınız temizliği bir numaraya alıyor değil mi? Bir numaraya alıyor ama biri bedelini ödüyor, öbürü ödemiyor. Biri halının altına süpürüyor, öbürü halının altını süpürüyor. Peki niye? Çünkü eğer sizin olmak ya da görünmekte görenin Allah olduğuna iman ediyorsanız Allah halının altını da görür. Bitti. Olursanız görünürsünüz zaten ama görünürseniz olmanın garantisi değildir görünmek. Olmak görünmenin garantisidir. Hiç kimse görmese Allah görmüyor. Yetmez mi Allah'ın gördüğü? Allah görüyor ve gösteriyor zaten baksanıza. Kim tanırdı şu Kur'an'da bize kıssası anlatılan insanları? Birçoğu tarihin tozlu sayfaları arasında unutulup gitmişti. Rabbimiz nasıl memnun olmuşsa, Asiye'yi kim tanırdı Allah aşkına? Kim tanırdı? Onun için bakınız, firavunların adını bile bilmiyoruz. Ama Asiye gözümüzün önünde kahramanlaşıyor, büyüyor, 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 bir cennetin hanımefendisi oluyor. Ve ya Rabbi diyoruz, Asiye'nin arkasından dua ediyoruz. Öyle değil ya. Onun için olmakla görünmek ayrı şeyler. Görünmeyi olmanın önüne koymak, sahteyi sahicinin, nifakı samimiyetin, zaferi seferin önüne koymaktır. Ganimeti gayretin önüne koymaktır. Neticeyi emeğin önüne koymaktır. Olan zaten görünür demiştik değil mi? Onun kendisini göstermesine gerek yok. Olmayı görünmenin önüne koyan birine Allah'ın görüyor olması yetmiyor demektir.
görünmeyi olmayının önüne koyan birine Allah'ın görmesi yetmiyor demektir. Olmayı görünmenin önüne koyan birine ise Allah'ın görmesi yetiyor demektir. Yetiyor. Yetsin. Basir olması yetsin. Zımnen ey insan peşinden gidecek şan ve şeref sahibi arıyorsan Allah'ın yolundan git. Bunu söylüyor. Allah'ın yolundan git. Şan ve şeref arıyorsan şan ve şerefin en büyüğü mecid olan Allah'tadır. Mecid olan Allah'tır. Eşsiz ve benzersiz şan ve şeref sahibi. Kur'an'da mecid ismi. Bütün Kur'an'da mecede maddesinden mecid ismi dışında bir kelime yer almaz. İsim dışında bir kelime yer almaz. Ne fiil, ne mastar, ne şu ne bu. Dört tane isim gelir sadece mecid ismi. İkisi Kur'an'a aittir. Kur'an-ül Mecid. İkisi de Allah'a aittir. Rabbimiz adeta kendisine ayırdığı kadar Kur'an'a da ayırmıştır. Bir ben mecidim, bir de Kur'an mecid diyor yani. Müthiş değil mi? Değil. Yani bir ben insana şan ve şeref veririm, bir de Kur'an üzerinden şan ve şeref verir. Evet. Zül Arş-ül Mecid. Bunu ne yapalım? Zül Arş-ül Mecid. Mushaflarınızı açarsanız orada Zül Arş-ül Mecidi değil, Mecidu okursunuz harekeyi. Asım'ın okuyuşu budur. Elimizdeki mushafın kari, kıraat imamı. Efendim? Ama çoğunluğun okuyuşu Arş'ın sıfatı olarak görmüşler. Zül Arş-ül Mecidi şeklinde. Ama imamımız böyle okumuş. Bu isabetli okuyuştur. Niye isabetli okuyuş? Yani elimizdeki mushafın imamı olduğu için mi? Hayır. Ben öyle yaklaşmam meseleye. Öyle körün taşı körün gözüne yok. Veyahut da hakikatin otoritesinin üstüne rivayetin otoritesini aldığım olmamıştır. Nedir? Yine Kur'an'dır bunun şeyi. Kur'an'da bakarım. Arş'a nispet edilen mecid var mı başka yerde? Yok. Peki Allah'a nispet edilen mecid var mı başka bir yerde? Var. Müstakil olarak Allah'a mecid sıfatı nispet isnat ediliyorsa, varsa bir örnek, burada iki ihtimale geliyorsa, o iki ihtimal teke inmiş olur. Var olan örnek üzerinden bu da Allah'ın sıfatıdır derim. Bilmem anlatabildim mi? O zaman müşkil halledilmiş olur. Bir problemi çözmüş oluruz. Çok önemli. Alim problem çözendir. Problem ortaya çıkaran değil. Her çağ kendi problemini ortaya çıkarır. Her çağ. Onun için her çağın tefsiri şarttır. Bir önceki çağda çözülmüş olan mesele bir sonraki çağda problem olur. Hatta keşke çözmeseydi dersiniz. Onun çözdüğü 5 probleme dönüşür. Ve bu çağında bu problemi çözmesi lazım. Kim çözecek? Elbette ki alimleriniz çözecek. Başka kim çözecek? Dolayısıyla bu meselede böylece Kur'an'da iki yerde Allah Mecid ismiyle anılmış olur. Çünkü sen Hamidsin, Mecidsin. Kur'an'da doğrudan gelen tek Mecid isminin İbrahim'in örnek ailesi bağlamında geldiği çok önemli. Hazreti İbrahim'in ailesi örnek aile değil mi? Nasıl örnek? Bir mümin şan ve şerefi kimin katında aramalıdır? Bir aile şerefi kimin katında aradığı için tarihin en şerefli ailesi oldu. İbrahim, İsmail, İshak, Hacer, Sare, aileye bakın aileye. Adam kaynıyor. Eyvallah. Yuvaya bakın, ocağa bakın. Sanki adam ocağı. Yetiştiriyor, habire yetiştiriyor. Bir ekiyorsun, 3 veriyor, 5 veriyor, 10 veriyor ve milyonlar veriyor. Biz de İbrahim'in çocuklarıyız. Evet, onun ailesinin mensubuyuz. Hazreti İbrahim ateşe atılmak pahasına dönmemişti. İbrahim'i imanı ateş yakmadı. Ateşin yakmadığı neydi? İmandı, açıktı. İbrahim'i iman, şerefi ırkta, soyda, boyda, atada ve ecdatta arayan bir iman değildir. Benim dedem şuydu, ben şerefliyim. Dedem peygamber de olsa seni o şerefli kılmaz. Vallahi de kılmaz. Billahi de kılmaz. Onun için ben seyyidim, ben şerifim. Yok öyle. Ne zaman olursun biliyor musun? Allah Resulü'nün yolundan gittiğinde olursun. O zaman ne olur?
senin baban İran'da puta tapan, ateşe tapan bir dihkan olsa, sen de Selman-ı Farisi olsan, alemlere rahmet olan der ki, Selman-ı minna min ehli beyti. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir der. Ehli beytimdendir. Ehli beyt olursun sen. Baban İranlı bir ateşe tapan olur, sen Allah Resulü'nün ehli beyti olursun. Öbürü mü? Kenan peygamberin oğlu olur ama ateşin ehli olur. Azer peygamberin babası olur ama put yapımcısı olur. Dolayısıyla işte İbrahim ailesinin örnekliği budur. İman ailesidir İbrahim ailesi. Bakalım geldiği ayet nasıl geliyor? İbrahim ailesinin örnekliği. وَمْرَأَتُهُ Kim bu? Sare annemiz. Hazreti İbrahim'in kısır eşi. İhtiyar, hacuze. قَائِمَةٌ فَدَحِكَتْ Ayaktaydı onun eşi Sare. فَدَحِكَتْ Bunu güldü diye çevirmek de mümkün. Ben hayız alametleri gördü diyenlerden yanayım. Çünkü bu lügatta bu anlamada gelir. Yani orada artık doğuma elverişli bir hale geldiği şey alametini görmeye başlıyor. Ve dahi. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ Biz ona İshak'ı müjdeledik. وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Yahu babasını görmedik daha, bir de oğlu müjdeleniyor. Aman Allah'ım. Allah'ı memnun ederseniz babasını görmeden oğlunu da müjdeler. Bu müjde bu. Siz babasını görmediniz, torununu müjdeliyor Rabbimiz. Yakub'u da müjdeliyor. Şuna bakınız. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز Vay başıma gelenler diyor Hazreti Sare. Şimdi ben mi doğuracağım üstelik koca karı olduğum halde? وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا Bu eşim de yaşı 70, işi bitmiş, yaşı 110'muş tarihlerde geçtiğine göre. Yani 70'in bir katıymış demek ki efendim. Yani o da bu halde olduğu halde şimdi bizim çocuğumuz mu olacak? اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ Bu pek acayip bir şey oldu diyor. Evet. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Dediler ki melekler, Allah'ın emrinden dolayı mı taaccüb ediyorsunuz, hayret ediyorsunuz? Allah böyle. Yani murad ettiği zaman sebeplerini halk eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Dolayısıyla sebeplerini halk etti. Evet. مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ Evet, rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Ey ev ehli, ev ehli, sokak ehli değil. Ey ev ehli, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. İnnehu hamidun mecid. O hiç şüphe yok ki hamiddir. Hamde çok karşılık verir ve o meciddir. Nedir? Şan ve şeref sahibi. Şan ve şeref. Yani şan ve şerefi de o verir demektir. İşte bu bağlamda geliyor Mecid ismi Kur'an'da. Doğrudan geldiği yerde. Allah verince şükredilir, alınca hamd edilir, verince de alınca da temcid edilir değil mi? Zira o bizatihi şan ve şeref sahibidir. İşte bu. Mecid arşın sahibidir Allah. Kur'an'ın iki bağlamı vardır. Birincisi kaynağa dönük bağlamı, ikincisi hedefine. Kur'an'ın inişi nüzul sebebine mebni ise çıkışı da Esma-i Hüsna'ya mebnidir. Evet, yani arştan çıkışı Esma-i Hüsna'ya, inişi sebebi nüzule mebnidir. İnişinde bağlam sebebi nüzuldür, çıkışında bağlam Esma-i Hüsna'dır. Evet, çıkış sebebi Esma'dır, iniş sebebi insandır. Kur'an'ın sebebi nüzulü insandır, sebebi hurucu esmadır. Arştan, çıkış sebebi. Evet. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O, son derece bağışlayıcı, hem çok seven, hem çok sevilen.
Zül arşil mecid. Ve o mecid olandır. Arşın sahibidir. Yani o şan ve şerefli olan Allah arşın sahibidir. Ne demek arş? Arş Allah'ın otoritesi. Yüksek makamı. O kadar yüksek bir makamı vardır ki şan ve şeref o makamın hepsi, şan ve şerefin hepsi o makama aittir. Eğer şan şeref arıyorsan Allah'ın yoluna gir. Başka yolda arama diyor. فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ İstediğini yapandır. Evet, Mecid'in en büyük tecellisi nedir? Kur'an'dır. Kur'an-ı Mecid. Allah'ın Mecid isminin en büyük tecellisi Kur'an'dır. Kur'an'da iki yerde biliyorsunuz bu tecelli geliyor. Birisi Buruc suresinde geliyor. Bel huve Kur'an-ı Mecid. Bilakis o Mecid olan şan ve şerefli Kur'an'dır. Fî levhim mahfuz. Korunmuş bir anakartta kayıtlıdır. Yani yüksek güvenlik altında, ilahi güvenlik altında korunmuştur. Kimse virüs atamaz. Hiçbir şeytan ona virüs atamaz. La yemessuhu illel mutahharun. Evet, temiz olanlardan başkası ona ulaşamaz. Yani meleklerden başkası demektir. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf suresinin birinci ayeti, ikincisi de. Kaf, mecid olan Kur'an nedir? Şahit olsun. Yani oradaki vav, vav-ı kasemdir. Ama aslında bu birkaç şekilde çevrilir. Kur'an'ın, şanlı şerefli Kur'an'ın değerini bilin diye çevrilir. Fakirin hayat kitabında öyle çevrilmiştir. Evet. Kur'an'ın değerini bilin, zira o size şan ve şeref kazandırır. Evet. Vel Kur'an. Yine Kur'an şahit olsun. Kur'an dile gelsin. Yukarıdakinin aksine bu ayetteki mecid vasfı da Kur'an'ın hedefine dönük. İsmi mef'ul mecid, Allah'ın şanından şan, şerefitten şeref kattığı. İsmi mef'ul olarak Kur'an'ın sıfatı, Allah'ın şanından şan, şerefinden şeref taşır Kur'an. Öyle mi? İsmi mef'ul olarak. İsmi fail olarak, kendisini okuyana, kendisiyle inşa olana şan ve şeref katar. Yani özne, mecid özne, azim özne, şahit özne, mubin özne, kayyım özne, tayyip özne, hakim özne, beşir özne, nezir özne, aziz özne, mecid özne, kerim özne. Bunlar Kur'an'ın Kur'an'daki isimleri. Özne formu. Ne demek bu? Şu demek, Kur'an konuşuyor. Kur'an'ı konuşan bir şey olarak, bir özne olarak görün lütfen. Kur'an diyor ki size, otur önüme, ben seni inşa edeceğim. Sen benim talebem olacaksın. Teslim et kendini, aç yüreğini, aç zihnini, aç kafanı, ben seni inşa edeceğim. Eğer Allah'ın beğendiği gibi inşa etmezsen para yok. Böyle diyor. Biz de ne diyoruz? Alerra'si vel ayn. Ala ruhi ve kalbi ve ayni ve ra'si diyoruz. Böyle diyoruz. Bitti. Ruhum üstüne, kafam üstüne, başım üstüne, gözüm üstüne. Ey Allah'ın kitabı, sen öyle diyorsan sen yalan söylemezsin. Niye? La raybe fi. Sende yalan yok. Sen yalan söylemezsin. Aç kendini bana diyor, ben seni inşa edeceğim. Ben senin hocan olacağım. Açmayana da olmuyor. Yani Kur'an'ın öyle bir ilişki biçimi var ki siz onunla ne kadar ilişkiye geçiyorsanız o sizinle o kadar ilişkiye geçiyor. Siz onunla böyle kıyalı kapıdan, bizim orada kıyalı derler bilmiyorum belki de anlamayacaksınız. Hafif aralık diyelim. Hafif aralık kapıdan şöyle ilişki kurmaya veyahut da kapıdan hani böyle kafasını çevirerek, o da kafasını çevirerek sana elini uzatır. Sen eğer sırtını dönüp gidersen Kur'an'ın manasına, Kur'an da sana sırtını döner gider. Sen eğer Kur'an'ı Allah'ın hayatı inşa için indirdiği bir hayat kitabı olarak okumazsan, o da sana hayat vermez. Sen eğer Kur'an'ı ölü kitabı zannedersen, Kur'an da seni diriltmez. Ölü olarak bırakır. Bunda Kur'an'ın suçu yok.
Şifaun lil mu'minin ve la yezidu zalimine illa hasara. Müminlere şifadır, zalimlerin ise hüsranını artırır. Kafirlerin demiyor bakın. Çok ilginç. Çünkü Kur'an'ı Allah'ın koyduğu yere koymamak zulümdür. Kur'an inşa için inmiştir. Kur'an özne olsun diye inmiştir. Kur'an'ın özne oluşunun verdiği mesaj dörttür. Bir, ey muhatap ben seni inşa edeceğim. İki, bana nesneymişim gibi yaklaşıp da kafamdaki anlamları bana giydirme. Yani senin söylediklerini bana söyletme, benim söylediğimi sen dinle. Üç, benim senin zihnini inşa eden bir usta olduğumu kabul et. Usta olduğumu kabul edersen çırak olursun. Çırak olduğunu kabul edersen ben seni usta yaparım. Hayatın ustası olursun. Dört, benim taşıdığım anlamı bırakıp da sayfalarımla, kağıdımla, cildimle, yazımla manamdan daha fazla ilgilenmeye kalkma. Onlarla da ilgilen. Sayfamı en güzel kağıtlara yaz. En güzel hatlarla yaz. Altın yaldızlarla yaz. Güzel oku. Hüsnü kıraat sahibi ol. En güzel seslerle oku. Ama ben bunlar için indirilmedim. Benim asıl indirilme maksadım hayatı inşadır. Ben hayat kitabıyım. Ben memat kitabı değilim. Ölüm kitabı değilim. Ölüler kitabı Mısır'daydı. Kur'an hayat kitabı. Dolayısıyla ben hayat kitabıyım. Beni niçin indirildimse, yani madem beni Rabbiniz size hidayet için indirdi, rehberlik için, yol göstermek için, rehberliğime teslim olun. Bitti. Mecid'in Nebi'ye tecellisi nedir? Mecid'in Nebi'ye tecellisi. Salattır. Peygamberimizden gelen tek salat budur. Aslında en sahih. Nedir? Namazları tahiyyatta okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ne geziyor orada mecid? Peygamberimizin tüm dini bilgisinin kaynağı Kur'an'dır. Peygamberimiz bunu talim ettirdiğinde mecid ismi peygamberimizin gündemindeymiş. Ne geziyor orada mecid? Dikkat buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yardım et. Yardım et. Destek çık. Ve ala ali Muhammed. Muhammed'in ehline de yardım et. Ehli, samimi müminleri, inananları. Ehil bu, bunu öğrendik artık. Ali İbrahim, biz Ali İbrahim'deniz. Evet. Evet. Ve ala Ali İbrahim. Ve evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim. Tıpkı İbrahim'e yardım ettiğin gibi. Destek çıktığın gibi. Ve ala Ali İbrahim. Ve İbrahim ailesine destek çıktığın gibi. İnneke hamidun mecid. Sen hamde çok karşılık verensin ve sen şan ve şeref kaynağısın. Şan ve şeref sendendir. Şan ve şerefi sen ver ya Rabbi. Bu. Allahümme barik de buna göre. Evet. Şimdi bu bize sahih senetlerle nakledilen salat. Peygamberimizin salatı. Peki bu salatın karşılığını aslında gördük. Rabbimizden peygamberimize destek olması duası. Yardım etme duası değil. Aslında salat nedir? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Salat ne demek? Ona dua anlamında yapacağımız salat, Mecid ismiyle bittiğine göre Mecid ismiyle bir alakası var salat. Ayette ona salat ile emrolunduk. Asıl bu mühim olan. Peki bu emri salavat okuyun şeklinde anlamak, buna hasretmek doğru olur mu? Bugün Allah Resulüne salat emrinin hakikati nedir sorusunun cevabını vereceğim bu 10 dakikada eğer sabrederseniz. Sabreder misiniz? Eyvallah. Yani Allah'ın Resul'e salat edin emri
Nasıl olmuş da bugün efendim salavat okuyuna indirgenmiş? Bu mu Allah'ın muradı? Bunu mu istiyor? Yani Ahzab suresinin 56. ayeti bu emri mi veriyor bize? Ahzab suresinin 56. ayeti Resul'e salat edin emrini taşıyan bu ayet ne diyor? Önce ayeti okuyalım. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Hiç şüphe yok ki Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Yusalluna bir fiil yaparlar. O fiilin adı da salattır. Yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, sallu aleyh. Siz de salat edin. Aynısını siz de yapın. Ve sellimu teslima ve ona içtenlikle selam verin. Eyvallah. Şimdi geldik. Ahzab suresinin 56. ayetinde, bu ayette, Kur'an'da Allah ve meleklerinin salatı ne demek? Buradan ne anlayacağız? Bu soruya cevap vermeden önce, Kur'an'da Allah ve melekleri Resulullah'tan başkasına da salat ederler mi? Bu ilginç. Mesela birine desem ki, ya gelin şu salavat okuyun şu falan kişiye. Ne derdiniz? Allah, İslamoğlu sapıttı. Zaten öyleydi. Efendim. Bakın. Bakın ne diyor Kur'an. 56. ayetten sadece ve sadece 13 ayet önce. Sadece. Aynı sure. Ahzab suresi 43. ayet. Ne diyor biliyor musunuz? Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketehu liyukhricekum minezzulümâte ilâ. Allah Allah. Küm dediği kim? Müminler. Müminler. Allah ve melekleri size salat eder diyor. Niye şaşırdınız, bu ayet yeni inmedi ki? Bu ayet orada durup duruyor ama okuyana. Üstelik de öteki ayetten önce inmiş bu ayet. Yani Allah peygamberimize salat ettiği gibi müminlere de salat edermiş. Melekler peygamberimize salat ettiği gibi müminlere de edermiş. Etmesin mi, kaldırtalım mı? Haşa. Evet. Yani birilerinin hoşuna gitmedi diye Rabbimiz geri çekmiyor ayetlerini maalesef. Gerçi onlar efendim bu nasih mensuh meselesini çok seviyorlar efendim. Ama o da bitti. O da bitti. O ayıp. Ayıp olduğu artık ortaya çıktı. İşte şu ayetin hükmünü şu ayet kaldırdı. Efendim. Tövbe diyorum ben. Tövbe. Evet. Bunu niye yaptıklarının izahını daha önce bir vesileyle yapmıştım. Ona geriden girmeyeyim. Allah'ın müminlere salatı başka yerde de geçiyor. Bakara suresinin 157. ayetine bakınız. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. İşte bu müminler, bu vasfı sayılan müminler var ya, Allah'ın salatı, hem de salavatı diyor. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Rablerinin salavatı onların üzerinedir. Ve rahmeti de onların üzerine. Rabbimiz salavat ediyormuş. Sizce ne diyordur? Allahümme salli ala mı diyor. Allah Allahümme der mi? Allah Allah'ım der mi? Biz Allah'ım deriz de. Peki ne yapıyormuş acaba? Rabbimiz nasıl salavat okuyormuş? Ediyormuş. Geleceğiz. Evet. Resulün salavatını almak için hayır işleyen bedevilerden söz ediyor Kur'an. Tevbe suresi 99. ayet. Evet. Yani mümin bedevilerin Allah Resulü'nün salavatını almak için infak ettiklerinden söz ediyor. Tevbe 99. Allah aşkına acaba Allah Resulü bu müminlere nasıl salat ediyordu diye sormak yok mudur? Yani biz Resulullah'a salat ediyoruz. Resulullah da müminlere salat ediyormuş. Evet.
Nasıl ediyordu acaba? Nasıl ediyordu? Evet. Bunun cevabı zaten 103. ayette geliyor. Resulullah da onlara dua ediyordu. Evet. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا Evet. Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizler, arındırır ve yüceltirsin. Eyvallah. Soru şu, Ahzab 56'da buyurulan salat nedir? Tekrar geldik soruya. Yani Ahzab 56'yı artık unutmuyoruz. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتِهُ يُصَلُّونَ عَلِّ النَّبِي Allah, çünkü buradan yola çıkarak öyle bir gariplik silsilesi oluşmuş ki, peygambere adı anıldığında salavat getirmeyen şöyle olur diye bu ayetten yola çıkarak acayiplikler türetiliyor. Evet. O muymuş yani? Oraya geleceğiz. Cevap, bazı müfessirler Allah'ın rahmet, meleklerin salatı, İstiğfar, Allah'ın salatı, rahmet, müminlerinki dua diye çözüm bulmuşlar, çıkış yolu. Bu doğru bir tefsir mi? Bir, Allah'ın salatı rahmettir yorumunu Kur'an reddediyor. Niye? Bakara 157'de zaten, اُلَٰئِكَ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ yan yana geçiyor. Bir kelime vavla, iki kelime vavla kullanılıyorsa ikisi aynı manaya asla gelmez. İkisi ayrı kelimedir. Birini diğerinin yerine dil olarak kullanamazsınız demektir. Bu dilin en temel kuralıdır. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Bu dilin en temel kuralıdır. Onu geçtik. O cevap cevap değil. İki, çok anlamlı dahi olsa bir kelime bir makamda bir anlamda kullanılır. Bu ne demek? İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Yusalluna nebiye salat ederler. Ya eyhellezine amenu sallu aleyh. Siz oradaki fiili Allah'ın ve meleklerin yaptığını ey müminler siz de yapın diyor ayet. Yani üç zümre aynı şeyi yapacak. Allah yapacak, melekler yapacak, müminler yapacak. Üçünün fiili de aynı fiil olacak. Bu aynı. Bir makamda bir manada anlaşılır. İki mana koyarsanız o zaman şari'in muradı olmamış olur. Allah'ın muradının olmadığı anlamına gelir. Bir makamda birden fazla anlama gelmez. Efendim. Üçüncüsü, Allah ve meleklerin zaten yaptığı, müminlere de yapmalarının emredildiği salat, fiili dua olamaz. Çünkü üçü aynı şeyde buluşması lazım. Allah dua etmez. Ne olacak peki? Allah dua etmez, bu Allah için caiz değil. Şu halde ayette Allah, melekler ve müminlerin iştirak ettiği salat fiili nedir? Bu konuda ilk otoriteler farklı görüşler dile getirmişler. Bir, salat Kur'an'da çok anlamlı kavram olarak yer alır. Bu doğru. Kur'an'da çok anlamlı bir kavramdır salat. İbadet manasına gelir, dua manasına gelir, namaz manasına gelir, çağrı manasına gelir, icabet manasına gelir, gayret manasına gelir, destek manasına gelir. Yani birçok anlamı var. 18 tane anlamı vardır salatın. Onu söyleyeyim. İki, salatın kök manalarından biri de destektir. Es-salvu. İnsanın dik durmasını ya da dik oturmasını yarayan leğen kemiğine es-salvu veyahut da omurgaya es-salvu denir. Yani kelimenin türetildiği kök mana dik durmasına destek veren, insana destek veren omurgadır. Omurga manasına gelir. Evet, dolayısıyla destek dışındaki hiçbir mana Allah, melekler ve müminlerin müşterek fiilini karşılamamak. Salatın destek emri olduğunu Allah'ın ve meleklerin bu salatı vahyi ile emrettiğini açıkça anlıyoruz. Dördüncüsü, destek manasını ayetin bağlamı da ifade etmektedir. Ahzab suresinin 56. ayetinin içinde bulunduğu 53 ve 58. ayetler arasındaki pasaj neden bahseder biliyor musunuz? Resulullah'ı üzmemekten iki kere, eşlerinin Resulullah'ı incitmemelerinden bir kere, müminlerin Resulullah'ın yanında fazla oturmamalarından, gece yaralarına kadar oturmamalarından bahseden bir pasaj. Böyle bir pasajda niye gelir böyle bir ayet? Resulullah'a destek vereceğinize Resulullah'a köstek oluyorsunuz. Bunun için gelir. Bağlam da bunu destekler. Müminlere iki kez peygamberi üzmemeleri hatırlatılıyor. Hazreti Nebi'nin eşleri de uyarılıyor. Onu incitmemeleri isteniyor. Bu veriler ışığında Ahzab 56'nın manası şudur.
Allah ve onun melekleri, peygamberi desteklerler. Siz ey iman edenler, siz de onu destekleyin ve ona tam bir içtenlikle selam verin ya da ona tam bir içtenlikle teslim olun. Evet, soru şu. Sadece salavat getirmekle müminlere verilen ilahi emir yerine gelmiş olur mu? Bu açık yüreklilikle sorduğum, Allah, yani ben kendi işimi güçleştiriyorum. Yoksa salavat getirmekten daha kolay ne var? Ne var Allah aşkına? Alırsın eline sayı şeyini, otomatiğini, efendim tak 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 tak, daha kolay ne var? Yani bu kadar kolay mı? Allah'ın emri bu kadar kolay bir şey mi söylüyor? Ben bunu soruyorum. Şimdi geliyoruz. Sorular şu. Uhud'a Müslüman olarak gelen 300 münafık, Uhud'dan münafık olarak döndüler. Resulullah'ı yarı yolda bıraktılar. Bunların başında da 5 vakit namazı Resulullah'ın arkasında kılan, Resulullah'ın hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet eden ve hırkasıyla kefenlenen, Resulullah'ın bir hırkası hala onun omuzunda duruyor şu anda. Evet evet. Ve cenaze namazını Peygamberimizin kıldırdığı Abdullah bin Ubey bin Selul geliyor. Sizin cenaze namazını hızı kıldırsa Peygamberimiz, kabriniz türbe olur be. Peki ne oldu? Bir daha onların cenazesine gitme, başında durma, namazını kılma, dua etme diye Resulullah uyarı aldı, azar aldı. Peki bu adam ve 300 tane adamı Uhud'dan geri döndüler. Biliyorsunuz Uhud yenilgisinde bunun büyük payı var. Peki şöyle yapsa bu adam ki Resulullah'ın hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet edecek kadar değer veriyorsa salavat onun için gırladır. Salavat okuyarak Uhud'da gördüğü, gösterdiği bu ihanetten kurtulabilir miydi? İkincisi, Uhud'da Nebi'nin asla terk etmeyin diyerek yerleştirdiği 50 okçu var. Bunların onu dışında 40'ı aşağı indiler, ganimeti görünce koştular ve Uhud'un kaybedilmesinin bir sebebi de budur. Peki bunlar salavat okuyarak bu suçun kefaretini ödeyebilirler miydi? Yani böyle mi anladılar? Böyle mi yaptılar? Yani başladılar salavat mı okumaya? Üçüncüsü, Tebük seferine katılmayan 3 zümre var biliyorsunuz. Sadece 3 kişiye ceza verildi. O da mazeretsiz katılmayan Kâb bin Malik ve 2 arkadaşı. Tevbe suresinin inişine sebep olan hadise. Peki bir de münafıklar var. Kalbi hastalıklı olanlar var. Bunların mazereti yoktu bu adamların. Efendim. Ama bunlar geldiler yalan söylediler Resulullah'a. Resulullah da bunlara izin verdi. Ve Resulullah uyarı aldı. Lime ezin telehum. Afallahu ank lime ezin telehum. Allah seni affetsin niçin izin verdin diye. Peki bu adamlar da gitseler otursalar, ellerine birer tane sayı taşı alsalar da salavat getirmeye başlasalar bunun kefaretini ödemiş olurlar mı? Yani ya eyyühellezine amenu sallu aleyh emrini yapmış olurlar mıydı? Yoksa bu emre karşı gelmek miydi Uhud'dan 300 kişinin geri dönmesi? Tebük'ten geri kalması? Okçuların aşağı inmesi? Bu sorulara cevabınız evetse yukarıdaki soruya evet cevabı verebiliriz. Aksi halde evet cevabı vermemiz kendimizi kandırmaktan öte hiçbir değer ifade etmez. Peki günümüzde yaşayan her mümin destek emrini nasıl yerine getirecektir? 1. Allah Resulü'nün canı da dahil tüm hayatını onu hayata uygulamak ve tebliğ etmek için ortaya koyduğu vahiy ile inşa olup onu taşıyıp yaşayarak. Allah Resulü'ne salat emri budur. Bu salattır. 2. Ahlakı Kur'an olan Allah Resulü'nün geriye bıraktığı örnek hayatı kendi şimdi ve buradalarımızda yaşayarak. 3. Allah Resulü aleyhisselam yaşasaydı kimlere ilahi kelamın hidayetini ulaştırmak isterdiyse onlara ulaştırmak için çırpınmak, tüm gayretimizi harcamak. Bunları yapan
Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de salat edin, ilahi emrini bir hakkın yerine getirmiş olur. Eğer bunların hiçbirine yanaşmamış da bu ilahi emri sadece salavata indirgemişse, iyi bilsin ki Resulullah'ın onun salavatına ihtiyacı yoktur. Niye mi? Zira ona Allah ve melekleri salat etmektedir. Ona o yeter de artar bile. Onun için kimse kendini ve başkalarını kandırmaz. Burada hakikatleri söylemekten dolayı başıma neyin geleceği hiç umurumda değil. Hakikati ifade etmiş olmanın iç huzuru bana fazla fazla yetiyor. Elhamdülillah. Siz yalanınızla baş başa kalın. Sizi yalanınızla baş başa bırakıyorum. Bir indirilen din var, bir de uydurulan din var. İndirilen dinin ne dediğini Allah'ın kitabını ciddiye alanlar merak ederler. Eğer indirilen dinin ne dediğini merak etmiyorsanız, bunu meraka değer bulmuyorsanız, helal olsun. Herkese kendi bildiği helal olsun. Söyleyecek bir şey de yoktur. Rabbim bizi hakkı hak bilip hakka ittiba edenlerden, batılı batıl bilip batıldan iştinab edenlerden kılsın. Amin. Ya Mecid, ya Allah, ey şan ve şerefin kaynağı olan, ey işinde mükemmel, lütfunda cömert olan, ey kereminde sınırsız, ihsanında gani olan, bizi Mecid isminin tecellisine medar et ya Rab. Ya Mecid, ya Allah, bizi görünmek için olmayı feda edenlerden değil, olmak için görünmeyi feda edenlerden eyle. Bizi ganimeti gayretin önüne koyanlardan değil, gayreti ganimetin önüne koyanlardan eyle. Ya Mecid, ya Allah. Hakka imanla erdiğimiz şeref başımızın tacıdır. Bizi batılda şeref arayan şaşkınlardan eyleme. Kurtuluş, Mecid olan Kur'an'ın inşasındadır. Bizi Kur'an'ı Mecid'in inşa eylediklerinden eyle. Amin ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.